Tabii biz endoskopik sinüs cerrahisi öneriyoruz ama bu o kadar kolay yapılan bir cerrahi değildir. Ehil ellerde yapılması gereklidir. Eğitimini almış, bu konuda uzmanlaşmış kişilerin bu cerrahiye soyunması gereklidir. Çünkü bizim çalıştığımız alanda hemen arkada şah damarı, beynimize kan taşıyan şah damarı, karotis dediğimiz bir damar geçiyor. Hemen onun yanında bizim optik sinir dediğimiz gözümüzün görmesini sağlayan sinirler çaprazlaşarak geçiyor. Yani burada özellikle sfenoid sinüs cerrahisinde bunlar çok önem taşıyorlar. Etmoid sinüslerde de çok kolaylıkla çok ince bir kemik vardır göz küresinin ile etmoid sinüs arasında. Çok kolaylıkla kırılabilir, yumurtanın kabuğu gibi bazen incedirler ve dokunmakla bile kırılabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken bir cerrahidir. Yine burun içi endoskopik sinüs cerrahisi yaparken burun içi etlerini bazen ufaltmamız gerekir veya oradan kısmi rezeksiyonlar yani çıkarmalar yapmamız gerekir. O bölgede de nerelerden damarların bu etlere giriş yaptığını bilmemiz gerekir ki oralarda yapacağımız herhangi bir fazla tıraşlama ameliyat sonrasında bizi kanamayla karşı karşıya bırakabilir. Kanama tabii ki no operation, no complication diye bir hani atasözü gibi bizde bir deyiş vardır. Ameliyat yapmazsanız komplikasyonunuz olmaz. Ameliyat yapıyorsanız her zaman olabilir. Ve de bu ameliyatın en önemli şeylerinden birisi kanamadır. Çünkü çok kanlı bir bölgedir burun bölgesi kafatasının olduğu yerde. Bir sürü damar girer çıkar o bölgelere. Onun dışında da yani majör damarları hasarlamasanız ve yapmış olduğunuz cerrahiden dolayı sümükle karışık sızıntılar olur. Çünkü biz bu hastaların %90'ına tampon koymuyoruz. Tampon koymadığımız için de sümükle karışık bir miktar bir şeyin gelmesinin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan şıpır şıpır damlamalar olmasın. Ama ehil olmayan ellerde ben yıllar öncesinde izlemiş olduğum bir toplantıda bu işin ustalarından Profesör Stenberger'in koymuş olduğu bir filmi hep hatırlarım. Ehil olmayan ellerde göz sinirinin zedelenmesi, aletlerin beyin içerisine girmesi gibi çok ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Bu cerrahide her zaman uyanık olmak lazımdır. Ama bir kere alıştığınızda ehil hale geldiğinizde de hasta için son derece konforlu ve son derece güvenli bir cerrahidir. Sonuçları da şu günün şartlarında yapılması gereken tek cerrahi olduğunu göstermektedir bize.